Hanımlar, beyler, iyi akşamlar. Bir Dünya Şov'a hoş geldiniz. Peki biz kimiz? Artık tanıyorsunuz herhalde yavaştan. Yine harika şeyler yaptık bu hafta. Birazdan burada. Hakan, Vüstat Gonca'yı alıyor musun konuk programı? Gonca. Yonca Vüstateri'ni konuk alıyor musun programı konuk? Benim ondan neyim eksik? Ben de o Yonca Vüstateri ise, ben de alın teri herhalde. Orada kaç haftadır bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu hafta da yapacağım yine bir şeyler. Göreceksin bak ya. Tekrar merhabalar. Bu haftaki konuğum yine bir Allah'ın delisi. Gonca Vüstateri'ne geliyor, alkışlarınızla. İyi, sen nasılsın? İyi, sen bayağı iyisin. Valla. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Film çekimleri işte devam ediyor. Hangi film çekim şu an? Bir Bizans filmi, Gani Müjde'yle. Kahpe Bizans. Kahpe değil. Ah be Bizans. Ah be Bizans. Game of Bizans. Bizde böyle de bir şey var abi. Yarı espriye bu kadar. Okey, tamam peki. Hakan benim ağzımın yüzünde tüyler mi var ya? Türklerden çocuk yapmam demişsin. Gerçekten böyle bir şey söyledin mi? O aslında böyle bir aşkla alakalı bir konuşmanın içinde gerçekleşti. Hı hı. Çok esprili bir şekilde söyledim yani, hani gezdim, dolaştım, baktım. Olacak gibi değil. Şaka, biraz daha mı güzeller? Sonra... Peki biz şöyle bir şey yaptık abi. Hemen göstereyim şöyle ilk önce kameraları. Sizlere de göstereyim. Şimdi bunlar kimler biliyor musun? Dünya vatandaşlarının ortalama yüzleri. Sana şunu vereyim. Sen oradan bize 3 tane aday seç. Ben de hangi ülkeden olduğunu bulacağım. Bunların hepsi Türk var ya içinden. Hayır. Sana yemin ediyorum. Ben sana ülkesi, sen bana numarasını... Sen ama bana numarasını, anlamında demedim. Tombala gibi düşün. Sen bana numarasını söyle, ben hangi ülkeden olduğunu söyleyeceğim. Yapış. Oğlum benim için CV önemli. Referans diyorsun. Referansı önemli yani. Bir numara güzel bakmış. Tamam, Avusturya'ymış. Fena bir ülkeden başlamadı. Evet. Tamam, onun dışında 47'yi merak ediyorum. Gerçekten 47 nereli? 47. Kalbi güzel bir onun da. Türk o. Hep hatta bizim programın içinden devrim. Hmm. Peki 48 hakkında ne düşünüyorsun? 48'e bakıyorum. Ya ne diyor? Diyor sen mi? Şu anda ekranda da görüyorum, evet. Yani bir Türk'le evlenirsen sonra şöyle bir şey olacak işte. İşte aynen böyle. Herkes görüyor değil mi? Nasıl görüyorlar. Baktın? Aa diye. Mari ile tanıştıracağım seni. Alayım onu. Mari bizim programımızın pasörü. Kendisi Alman vatandaşı. Hı hı. Sen bir Türk'ten çocuk yapmak ister misin? Bence çok praktik bir şey. Çünkü yani çocuk devamlı olunca... yapılıyor. Hayır. Bir de çocuk olunca öyle komşular geliyor, altın veriyor falan, böyle topluyorsun. Onu altın için mi çocuk yapacağım? Bir dakika. Çocuk yapma konusu birazcık eğitimle öğretimle alakalı meselelerdir. Ben bu meselelerden dolayı söyledim. Ama gerçekte bu akış o röportajın içinde aşktan bahsederken, yani nasıl gitti aşk hayatın, yaşadıkların, bir dönem aşklarınla gündemdeydin falan. Ben dedim ki hepsi çok kötüydü, hepsinde çok başarısızdım. Abi Türk'ten çocuk yapmam herhalde, hepsini tanıyorum yani, her modelini tanıyorum. Ha ha ha, iyi güldük. Bu soru öyle bir başlık haline geldi ki. Her modelini tanıyorum derken? Irkçısın, ayrımcısın falan filan, yani öyle bir şey asla yok. Ne anlama, yani insanların algıladığı şeyin ne anlama geldiğini de bilmiyorum. Bence bu da büyük ayrım yani. Ama iyi oldu bu konuyu açtın, hem de söylemiş evet. oldum. Ya bizim... yani çok esprili bir anda söylemiştim. Esprili yani. Bir anda söylemiş. Onu anlatmak istiyor 2 saattir. Yani linç etmenize gerek yok boşu boşuna. Linç edilmiyorum artık. Edilmiyor musun? Yok.
çok teklif alıyorum sadece. O beni çok üzüyor. Gonca Hanım ben de işte şuralıyım, buralıyım. Abazya'dan geç ettik Türkiye'ye. Türk değilim, falan. sana talibim diyorlar tabii, yani. Aynen. Tamam, seninle alakalı bir kompüter var şimdi. Hadi bilgiler bakalım. Falan izleyelim mi? Merhaba Hakan. Şimdi sana zor bulunan dört yapraklı Gonca Ustateri hakkında bilgi veriyorum. 1986 yılında doğan oyuncu, Küçük Sırlar dizisinde zengin ve küstah Ceyla'yı, Yerden Yüksekte Kumru'yu canlandırmıştır. Ünlü oyuncu ayrıca Yalan Dünya'da Eylem ve Vasfiye Teyze'yi, Gaygırı Gutbak'ta Cevriye'yi, Sokakta Hanımefendi'yi, Mutfakta Aşçı'yı, Game of Thrones'de Jon Snow'u, Breaking Bad'de Walter White'ı, Dexter'de Dexter'i, Maxter'de Maxter'ı, Zatter'da Zotter'ı, Hede'de Hödür'ü canlandırmıştır. Dexter'de Maxter'ı, Game of Thrones'ta... Çok incesin. Öyle söyleyeyim sana. Çok teşekkür ederim. Zertler'de Zatter'ı. Gitar dersi falan almışsın de. Elime gitar mı vereceksin şimdi? Vereyim mi? Var mı? Yok, gitar dersi hiçbir zaman almadım diyebilirim herhalde. Bir de İngilizce dersi almışsın. O doğru mu? İngilizce İnşallah doğrudur. Almadım. Almadın. İngilizcemi geliştirmek için. Geliştirmek için gittim dedim. Abi bütün bilgiler yanlış falan. Sen ne oluyor ya? Benim ne var senin? Ben anlatayım sana ne oldu ya. Bir dakika. Hayır, yanlış var. Bizim sadece Zafer Kunt'u tanıyor musun sen? Vine'den çıkma deli bir herif var. Tanışacaksın birazdan. Böyle bilmediği bir dilde insanların yanına gidip şapşal şapşal şeyler söyledi. İzleyelim mi? Atıl Kunt! Arkadaşlar herhalde hiçbir şey anlamadınız dediğimden. Ama insanlara böyle konuşacağım, onlar bir şeyler anlayacaklar. Hadi birlikte yapalım. Dibi dibi. Ne yapacaksın? Dibi 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 Deniz. Deniz. Ben yabancı. Yani ben Samsun'dan biri geldim. Yabancı. Eşim de Samsun. Biri Erzurum. Erzurum mu? Ne gibi? Fişi. Fiş, balık. Fişili, içkili. Fişi. Fişi. İçki. Biri diri iş. Denizden ama dışarı şapır şupur. Burada yok. Ne bileyim ben. Vallahi ben bilmem. Hala sorun mu sana? Yine 2 gün oldu geleli. Bence ben bilmiyorum. Bir mı arıyorsun? Ne böyle? Ne böyle? Beach. Şapır şupur. Yüzmek. Böyle mi? Yüzmek gibi. Şapır şupur. Ada. Sen de kara. Gelenez. Diyor ne bak? Demin ne anlattı sosyal medya? Vücu. Bu like bu. Fşu oh fah. Çipiri. Ben de yabancı. Buradan çık. Çipi. Yes. Ben tepe. Oba, çipi. Gel böyle, ciddi. Cebelere. Cebere. Cada bazen ana. Balık. Antalya ve İstanbul nevere. Nevere. O ne oluyor ki? Tava! Koşa fasa. Koşa fasa. Otobüsler, otobüs. Beni vidi. Pırşi. Ay, şimdi. Batıya judo. Otobüs. Fiş. Arası yemek. Cephe. Fiş. Cephe. O cephe. Yok. No. Fıçı. Türk iş. Türk ya. Abicim takla attırıyorsun bana 2 saattir sen. Ne yaptın ya? Hayret bir şeysin ya. Türk iş. Abicim sen ne söylesene Türkçe bildiğini ya. 2 saattir ben... Hayret bir şeysin. Hangi dilden konuşuyorsun? Debere. Ne oldu? Kamera şakası yaptık sana. Yapma ya.
kamera çakası. Kamera çakasıyla. Ya. İtalya'dan kamera çakası yapıyor biz sana. Okey. Bu larca. Ya tutur. Kamera şakası yaptı. Ne oldu bak gerçekten. Kamera. Şimdi tak tak bak. Bir dakika bir şey söyleyeceğim ya. Ay, harika insanlarmış. Peki bu videoya koymadığınız sinirlenen oldu mu? Yok, genelde Türk insanı hep tepkileri böyle. Ben bir araba firmasıyla konservatuarda okurken üniversitelerde yazın böyle para kazanmak için bir araba firmasının işte üniversitedeki tanıtımında çalışıyorum falan. Hı-hı. Bana dediler ki kamera şakası yapacaksın. İşte arabaya bir şey koyacağız. Çocuklara böyle tur yaptırırken bir anda arabada işte duruyor. Durduğu zaman da arabayı bozdun yalnız, hız sınırını geçtin bilmem ne falan filan diye takılmam lazım. Neyse böyle üniversitenin arka tarafına gittik, Hakan iyice uzaklaştık. Ben de şaka yapmaya başladım ukala ukala, dedim ki bak arabayı bozmaya başladın bilmem ne, sonra buradan dedi bir dirsek atarım dedi. Şaka ben yapıyorsun. Dedi, aa biz kamera şakası anında geri vites alın. Bence bu milletin şakadan anlamamasıyla başladı benim Türk erkeğinden çocuk Salih, yapmam diyor. Salih de stüdyoda, Salih bizi duymayacak, hasta da biz onu duymayacağız herhalde ama başına garip şeyler geliyor mu? Evet. Kavga ettiğim olmadı ama... Tamam tamam, çok fazla mikrofon yok. Okey okey, olumsuz şeyin izahını bölmeyelim. Okey, sen Nazan Öncel'in... Nazan Öncel'in klibinde oynadın. Evet. Anlatsana biraz, nasıl bir hikaye bu? Nazan Öncel'in ben çok büyük fanatiyim yani. Hastasıyım şarkılarının. Böyle bir teklif geldiğinde, yani böyle bir şey rica ettiğinde, klipte hani azıcık senin de yüzün olabilir mi dedin, koşarak gittim ya. Makyajım falan çok güzel olmuş. New Orleans'tan işte kirpikler almıştım. Patır patır böyle onları gittim taktım bilmem ne falan filan. Evet. Ne oluyor lan? Semtleri de mi bipliyorsunuz tamam, yani? Tamam. Ondan sonra bayağı eğlendim ya klipte. Ben bu arada New Orleans'ı makyaj malzemesi sandım arkadaşlar. Hiçbir şey demiyorum. Beni göstersenize. Beni siz niye aldınız ki buraya? Niye oturttunuz yani? Ya? Hiçbir şeyden haberi yok. Konuk hakkında bilgisi yok. Bir de Kahpe Bizans'ta dedik. Onun ismi gerçekten Ahpe Bizans. Henüz karar vermedik. Ahpe Bizans güzel bir tercih. Orada kraliçeyi oynayacaksın sen. Bizans kraliçesi, evet. Bu doğru bilgi. Kesin bilgi, evet. Evet. Yine senin saçınla alakalı, bu Kahpe Bizans'taki rolün mü bu saç? Bakayım. Şöyle göstereceğim. Bu değil mi? Şu andaki saç bu. Evet. Arka kesim de mi bu? Gayet bu. Tam enseye şaplak atmalık durmuyor mu arkadaşlar? Yapmayacağım öyle bir şey. Gonca buraya gelirken dedi ki, bak geleceğim ama çok korkuyorum Hakan gerçekten senden. Ya çünkü Hakan orada saçma sapan bir şey yaparsın. Önünü koyarım sana. Çok korkuyorum yani. Yapıyorsun. Hakikaten. Neden? Alınırsan var ya, sabahtan akşama kadar mesajlarım seni yani. Niye alınıyorsun? Bir şaplak VTR'si var, onu izleyelim. Dayanamayacağım, bir tane vuracağım ya. Ya bir dakika ya, ne oluyor ya? Hayır hayır, devam edin. Korksun diye yapıyor. Korksun diye yapıyor. Bu kadar mı şaplak videom? Başka şaplak videon yok mu? İkincisi ben mi olacağım? Ya vuracaktım bir tane, tatlış. Neyse vuracağım. Sizin oralarda var mı böyle eşek şakaları? Biraz daha az galiba çünkü dokunmayı sevmiyorlar ama ya da biraz nasıl dokunmayı sevmiyorlar? Biraz zor işte. Hatta Türkiye'ye geldiğimde böyle çok şaşırdım. Adam böyle öpüşüyorlar. Sakin elli böyle yani şey şöyle yapıyorlar falan. Çok böyle aa ne güzel ne kadar böyle rahat aa, bir ülke burası. Farkına yani, gelsin onlar ya. Orada çok fazla var böyle. Tuhaf bir görüntü mü erkeklerin bu kadar birbirine samimi bir davranması? Kıska. Almanya'da aslında onlar sevgili yani öyle yaparsalar. He. Ya işte Hakan ben böyle hikayet istiyorum ya. Bütün dokunanlar ne öyle eş dost ne haber he. Dokunanlar sevgili olsun. Dokunuyor ise bileyim ki sevgiliyiz. Burada da böyle dokunup ertesi gün arkadaş kalanlar şehri var. Mihangil öyle semtler var burada. 80 The City diye bir dizi var, ondan sonra öyle oldu. Aa, çok kalabalık kadroydu, ben izleyemedim onu bak. Sen delisin değil mi biraz? He? Delisin değil mi? Var değil mi delilik? Yok, kabul et. Ya güzel bir deliliğim var, yapıcı tatlış ama. Tatlış bir delilik. Sende var mı delilik? Tatlış değil kesin canım. Var yani. Tatlış ne? Tatlış değil yani. Sivri ama yapıcı. Anladım, sende var mı?
Evet, zaten bu programa katılıyorum. Türkçe tamam anlamıyorum. Yani gülüyorum ama bir şey anlamıyorum. Ben ilk sene konservatuvardan, ilk sene okuldan deli diye atıldım. Bayağı böyle herhalde bu deli diye yani böyle. Ama tesadüf bütünleme sınavı çıktı. Sonra Müjdat Gezen dedi ki ya bu deli ama çok güzel bir deli dedi ya. Bu bizim okulda olsun dedi. İlk sene gerçekten gönderildim yani. Bayağı bitti konser. 7 yaşından beri oyunculuk eğitimi al, okulu kazan. Her şey tamam, havam da var böyle. Çok da zor bir parça seçmişim. Kafa biraz şey falan. Bütün jüri böyle konuşmuş benim için. Kafa biraz. Şöyle demişler, tiyatro hayatının ağır külfetini kaldıramaz demişler. Yani ağırlığını, çirkin, hani ünlü olur, camiayı bilmem ne kaldıramaz. Sağlığı musun? Bozuldur demişler. Zaman zaman. Ama hiç ilgimde değiller. Bir de sende titizlik hastalığı varmış. Titizlik. Diyemedim. Dişler benim de yeni, ondan sıkıntı olacak. Titizlik hastalığı varmış. Hani bir paspas falan atıyormuşum böyle her yere. Misafir geldi. Oğlum hayvan besliyorum evde. Tabii paspas diyeceğim yani ya. Ya ben paspaslamıyorum. Paspas ayrı bir enerji ya. Paspas var mı? Bir atraksiyon yaptıralım gel. Artık önce ya. Gel. Getir, ver. Önce sen yapmasan ben yapacağım. Versene. Bu arada gitarda 2-3 tane şarkı çalıyorum. Manyak gibi. Gerçekten Gonca'ya paspas yaptırdığımıza inanamıyorum ya. Şöyle yapacağız. Ben bu arada hikayesini anlatayım bir yandan. Günde 3 kere paspas yaparım demişsin. 7. bölüm oldu, biz hala temizlik yaptırmadık. İyi oldu yalnız. Şöyle, Hakan gördün mü nasıl yaptığımı? He? Bak, bunu böyle bu tarafını böyle getirirsen bu böyle pisliği almaz. Bunu böyle getireceksin. Pislikleri biraz arkaya atar mısın? Şöyle. Bir alkışlayalım mı Gonca'yı? Beni kırmadı. I'm